Evet sevgili izleyiciler, bir Celal Eren Çelik'le gündem analiz videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Hatırlayacağınız üzere birkaç gün önce Türkiye'de çok ses getiren bazı tahliyeler gerçekleşmişti. Kimdi efendim tahliye olanlar? FETÖ paralel devlet yapılanması davası kapsamında FETÖ'nün medya ayağı olarak nitelendirilen kamuoyundaki davada Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan ile Mehmet Altan kardeşler beraat etmişlerdi. Ancak o gün gerçekleştirdiğimiz canlı yayında da belirttiğimiz gibi bu beraat kararında dikkat çekici bazı noktalar vardı. Mehmet Altan bütün suçlamalardan beraat ederek tahliye olmuştu. Ancak Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın durumu biraz farklı. Çünkü bu iki isim aslında FETÖ paralel devlet yapılanmasına bilerek isteyerek yardım etme suçundan ceza aldılar. Ancak bu cezalarının belli bir bölümünde indirime gidildi ve kalan bölümünde hapis yattıkları, tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliyelerine karar verildi. Yani aslında bir beraat söz konusu değildi. Suçlamalara konu olan isnatlardan ceza almışlardı bu iki isim. Yani Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan ismi bir yerde bu noktalarda, suçlandıkları noktalarda tescillenmiş oldu mahkeme kararıyla. Tabii bu tahliyelerin ardından bir açıklama çok tartışıldı ve hala tartışılmaya devam ediyor. O açıklama işte bugün bizim videomuzun konusu olacak. Hangi açıklamaydı o? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklama. Arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuştu açıklaması gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerek tabanında gerek milletvekilleri içerisinde gerek parti meclisi içerisinde ciddi tepkilere neden olsa da Kılıçdaroğlu bu tepkileri alacağını bile bile nasıl böyle bir açıklama yapmıştı? Bu sorunun cevabını arayacağız. Bunu irdeleyeceğiz. Bugün farklı bir bakış açısı ile farklı bir bakış açısı geliştirerek. Efendim bu sorunun cevabını farklı bir bakış açısıyla dediğimiz gibi irdelemek için kişiler üzerinden bir ilişkiler ağı ortaya koymaya çalışacağız. Ve bunun için de aslında biraz geriye gitmemiz gerekecek. Ta Demokrat Parti'nin iktidar yıllarına döneceğiz şimdi sizlerle beraber. Efendim Demokrat Parti'nin en önemli isimlerinden bir tanesi, en önemli milletvekillerinden bir tanesi Muammer Çavuşoğlu. Muammer Çavuşoğlu Demokrat Parti'nin en önemli dediğimiz gibi milletvekillerinden bir tanesi olmasının yanı sıra aynı zamanda yine Demokrat Parti iktidarlarında Ulaştırma Bakanlığı görevini de ifa etmiş bir siyasetçi. Özelliği tabii ki Nazlı Ilıcak'ın babası olması. Nazlı Ilıcak'ın babası Muammer Çavuşoğlu'nun bir diğer özelliği de Adnan Menderes'in, dönemin başbakanı Adnan Menderes'in akrabası olması. Ve burada Nazlı Ilıcak'ın en başta bu ilişkiler ağı içerisinde Nazlı Ilıcak'ın da Türkiye'deki Sabataistlerin Kapani ya da kapancı olarak bilinen koluna mensup olduğunu ekleyelim ki daha sonra yapacağımız anlatacağımız ilişkiler ağı daha net oturabilsin. Efendim Nazlı Ilıcak'ın babası Muammer Çavuşoğlu dediğimiz gibi Adnan Menderes'in akrabası. Adnan Menderes kim efendim? Biliyorsunuz Sunar Yalçın'ın Efendi kitaplarında yazmış olduğu bir aile vardı. Evliyazade ailesi, bu ailenin kurucusu Evliya Bey, ki Evliyazadeler İzmir'in çok köklü bir ailesi. İşte bu ailenin kurucusu Evliya Bey'in 3 çocuğu var. 3 çocuğundan bir tanesi Naciye Hanım. Naciye Hanım'ın kızı Berin Hanım ile ise Adnan Menderes evli. Ve Nazlı Ilıcak'ın annesi İhsan Hanım. İhsan Hanım da yine Sabataistlerin kapancı koluna mensup ve aynı zamanda yine Demokrat Parti'nin çok önemli isimlerinden ve yine Demokrat Parti iktidarında Devlet Bakanlığı da yapmış olan Osman Kapani
Demokrat Parti İzmir Milletvekili Osman Kapani de Nazlı Ilıcak'ın babası Muammer Çavuşoğlu'yla akraba olmakta. İhsan Hanım tarafından, yani Nazlı Ilıcak'ın annesi Kapaniler kolundan, Sabahattin İster'in Kapaniler kolundan olan Nazlı Ilıcak'ın annesi İhsan Hanım tarafından yine babası, Nazlı Ilıcak'ın babası Muammer Çavuşoğlu'yla da böyle bir akrabalık zinciri doğmuş oluyor. Efendim şimdi sizi başka bir isme götüreceğiz. Can Paker ismi. Can Paker ismi Türkiye'de çok tartışılan bir isim. Her zaman en kritik dönemlerde gündeme gelmiş, ön plana çıkmış bir isim. Peki Nazlı Ilıcak'la bağlantısı ne derseniz hemen anlatmaya başlayalım. Can Paker Türkiye'deki Sabataist aile zincirine sahip önemli isimlerden bir tanesi. Kız kardeşi Canan Paker kiminle evleniyor efendim? Mehmet Barlas'la evleniyor ve işte Canan Barlas, Mehmet Barlas çiftinde biliyorsunuz Cemil Barlas isminde bir oğlu var. Medyada çok etkinler. Ve aynı zamanda dediğim gibi Can Paker tıpkı Nazlı Ilıcak gibi Sabataistlerin Kapani koluna mensup. Sadece bu kadar mı? Hayır, Nazlı Ilıcak'la da Can Paker çok yakın arkadaşlar. Hatta öylesi bir arkadaşlık, öylesi bir yakınlık var ki aralarında efendim. Mesela AKP'nin kapatma davası açıldığı dönemde çok kritik bir toplantı gerçekleştirilmişti o dönem. Can Paker'in evinde ve bu toplantıya Erdoğan katılmış. AK Parti eğer kapatılırsa AK Parti'nin yeni yol haritasının nasıl olacağını çok özel ve çok dar bazı bir gazeteci topluluğuna açıklamıştı. 5-6 kişilik bir özel davetli grubuydu. Ve hepsinin önemli özelliği o dönem Türk basınına yön veren isimler olmalarıydı. Ve davetlilerin tabii ki en başında Can Paker'in en yakın arkadaşlarından Nazlı Ilıcak bulunmaktaydı. Efendim Nazlı Ilıcak'la arkadaşlığının dışında tabii Can Paker'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de ki daha çok kamuoyu önünde isminin bilinir olması, birlikte anıldığı isim, Amerikalı ünlü milyarder ve Amerika'nın pek çok siyasal manipülasyon operasyonunu STK'lar, NGO'lar eliyle gerçekleştirmiş olan George Soros'un Türkiye'deki en yakın ismi olması ve George Soros'un fonladığı pek çok STK'nın da kuruculuğunu, yöneticiliğini, başkanlığını yapmış olması, bunlardan en çok bilineni, en önemlisi kim efendim? Hangisi? TESEV. TESEV'in işte kurucusu olan Can Paker bu vakıfta pek çok fonlamayla beraber yapılan önemli rapora imza attı ve bu raporla devlet kademelerinde sunumlar yaptı. Gerçekten TESEV'in bir dönem özellikle Türkiye'de çok çok etkin bir STK haline geldiğini gördük. İşte o TESEV'in efendim 300 kişilik adeta bir yıldızlar geçidini andıran küçük TÜSİAD diyebileceğimiz koçlardan Kamhiler'e, Boynerler'den işte Cüneyt Zapsu'lara, Ethem Sancaklar'a kadar pek çok ismi bir araya getiren bir kurucular listesi vardı. Ancak o kurucular listesi içerisinde bir isim daha vardı. 183 numaralı TESEV'in kurucu ismi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kemal Kılıçdaroğlu sadece bu 300 kişilik geniş kurucular listesi içerisinde yer almakla kalmadı. Kemal Kılıçdaroğlu aynı zamanda vakfın vakıf senedinden pay alabilen, pay sahibi olabilen, hisse alabilen bir dar kadro, o 300 kişinin de içerisinden seçilmiş olan bir dar kadroluk ekibe de dahil, o kişiler arasından da seçilmiş ve vakfın vakıf hissesinden pay sahibi olmuş bir ekip. Burada bir isim Kemal Kılıçdaroğlu. Burada şu notu özellikle eklemek istiyorum. Biraz önce de bahsettiğim gibi TESEV'in kurucular kadrosu adeta bir küçük TÜSİAD. Gerçekten çok çok önemli isimler var. Ve hepsi gerçekten çok büyük özellikle iş adamları. Ancak o listeye baktığımızda bir isim özellikle bunlardan bu mali yapısı ve toplumsal etkisi açısından 1994'te ayrılıyor
kuruluş yılı 1994'te SEV'in. O yıllarda Kemal Kılıçdaroğlu üst düzey bir bürokrat. SSK'da SSK Genel Müdürlüğü yapan üst düzey bir bürokrat. İşte bugünün maaşı diyelim ki en üst düzey bir bürokratın aldığı maaş 10 bin liraysa, işte öyle bir maaşla böylesi bir yapının içerisinde hem kurucusu hem de dediğim gibi bir çelik çekirdek içerisinde vakfın vakıf senedinden pay alan kişilerinden bir tanesi oluyor. Bu önemli notu da ekledikten sonra efendim size bir başka STK'dan, bir başka NGO'dan bahsedeceğiz. Fakat bu Türkiye merkezli bir STK değil. Amerika Birleşik Devletleri merkezli olan bir vakıftan bahsedeceğiz. Hangi vakıf efendim o? Human Rights Watch isimli vakıf. Bu vakıf 2010 yılında kendi resmi internet sitesinden bizatihi 10 yıl içerisinde Soros'tan toplamda 2020 yılına kadar 100 milyon dolarlık hibe adı altında fon alacağını ve faaliyetlerini bu fonla devam ettireceğini açıklamıştı. Peki efendim nedir diyecek olursanız bu Soros'un 100 milyon dolar hibe ettiği vakfın özelliği, işte Soros'un biliyorsunuz Ukrayna'da yapmış olduğu, Gürcistan'da yapmış olduğu, tabii ki en mükemmelini ise Balkanlar'da gerçekleştirmiş olduğu o siyasal biliyorsunuz renkli devrimler, siyasal manipülatif operasyonlar için küresel bazda kullandığı en önemli vakıflardan, STK'lardan, NGO'lardan bir tanesi Human Rights Watch isimli vakıf. Bu vakfın her yıl vermiş olduğu bir ödül var. Helman Hemet ödülleri adı altında bir ödül var. Bu ödülün özelliği bu vakfın faaliyet göstermek için girdiği ülkelerde 150 bin 200 bin dolar arasında hibe adı altında çeşitli medya, STK ve partiler üzerinde etkili olan kişi ve kurumlara dağıtmış olduğu hibelerin olmuş olması. Yani dediğim gibi Helman Hemet ödülleri aslında bir fonlama aracı ödül adı altında. Dediğim gibi kendi amaçlarına uygun nüfuz alanı kurabilecek, medyayı yönlendirebilecek kişilere ödül adı altında fonlama yapıyor. Bu vakıf her yıl 150 bin 200 bin dolar arasında. Bunu niye anlattık diyecek olursanız, konumuzla alakası ne diyecek olursanız, efendim 1998 yılına gittiğimizde Türkiye'den bir ismin, vakfın yani Human Rights Watch Vakfı'nın az önce belirtmiş olduğumuz işte bu 150 bin 200 bin dolarlık Helman Hemet ödülünü aldığını görüyoruz. Kim bu isim? Tahliye olan Ahmet Altan. İşte efendim burada az önce anlattıklarımızdan şöyle bir toparlayacak olursak, Sabataistlerin kapancı ya da kapani koluna mensup olan Nazlı Ilıcak. Nazlı Ilıcak'ın yakın arkadaşı yine Sabataistlerin kapancı ya da kapani olarak adlandırılan koluna mensup Sabatay ailesinin zincirine sahip Can Paker. Can Paker'in kurmuş olduğu Soros'un zaten çok yakın ismi ve Can Paker'in kurmuş olduğu bir vakıf var. TESEV. TESEV'in kurucu üyesi Kemal Kılıçdaroğlu. Yine Soros'tan fonlanan bir başka isim Ahmet Altan. Sanırım niye Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün bu tepkileri göze alarak arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuştu dediğini biraz olsun anlatabilen, karmaşık da olsa biraz olsa anlatabilen bir ilişkiler ağını sizlere anlatabilmişizdir. Burada bir not daha ekleyelim efendim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tahliyelerden sonra biliyorsunuz Osman Kavala'nın da özgürlüğe kavuşmasını bir an önce istediğini beyan ettiğini, bunu daha önceden de söylediğini zaten biliyoruz. Osman Kavala'ya da hemen şöyle bir parantez açalım. Osman Kavala kimdir? Osman Kavala efendim lakabı Kızıl Soros olan, Soros'un Türkiye'deki en önemli isimlerinden bir tanesi, Soros'a en yakın olan isimlerden bir tanesi. Can Paker'in kurmuş olduğu TESEV'in, Soros'un fonladığı TESEV'in
yine kurucularından bir tanesi ve yine bizatihi Soros'un Jean Paker tarafından kurulan ve Soros'un küresel çapta faaliyet gösteren Açık Toplum Enstitüsü'nün Türkiye kolu olarak faaliyet gösterip geçtiğimiz yıl tepkilerden ötürü Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandıran Açık Toplum Vakfı'nın da yine Jean Paker'le beraber kurucusu, finansörü ve aynı zamanda danışma kurulu üyeliğini yapmış bir isim Osman Kavala. Evet, arkadaşlarımız özgür kaldı diye mesaj veren Kemal Kılıçdaroğlu, işte bu Osman Kavala'nın da bir an önce bu tahliyelerden sonra özgürlüğüne kavuşmasını talep ediyor. Dediğim gibi karışık da olsa biraz aslında bir ilişkiler ağı üzerinden değişik bir bakış açısıyla size niçin Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuştular dediğini anlatmaya çalıştık. Efendim, bu videomuzun sonuna gelirken bir başka videoda sizlerle buluşuncaya dek mutlu olun, mutlu kalın.